Stockholm'de bu insanlar Eurovision akşamı dedikleri bir etkinlik düzenliyor. Birkaç haftada bir toplanıp belirli bir yıldaki Eurovision şarkılarını oyluyorlar. Bu akşam İsveç'in birinciliği kazandığı 5 yıldan biri olan 1999'daki şarkıların akşamı. Fakat bu 3 İsveçli ve 1 İngiliz Eurovision hayranı için gerçek heyecan İsveç'in Malmö şehrinde yapılacak bu yılki şarkı yarışmasında yaşanacak. Ülkenin hangi yılda nasıl olduğunu, kültürünün yansımalarını görmek çok ilginç. O yıl gönderdikleri en iyi şarkıyı görmekte. Çünkü çoğu buna çalışıyor, en azından amaçları bu. Avrupa'ya göstermek istedikleri bu. Eurovision çok farklı müzikleri kucaklıyor. Ben özellikle yazılan harika şarkı sözlerini seviyorum. Bazıları sunduğu eğlence atmosferini seviyor, kimisi bu tek yarışmada sergilenen farklı müzik tarzlarını görmekten hoşlanıyor. Benim için her şey 1974'te ABBA ile başladı. Gurur duydum elbette çünkü İsveç küçük bir ülke ve nüfusu az. Ama sanırım kişi başına üretilen pop şarkı ortalamasında dünyada hala 3. sıradayız. ABBA bir anlamda tüm yarışmaya bir heyecan kattı ve onu daha modern hale getirdi. Öncekinden daha fazla pop müziğin içine girdi. Yani Eurovision ABBA öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyor. ABBA 1974'te Eurovision'u kazanarak ünlendi. Hatta süslü elbiseleri de en az şarkıları kadar popüler oldu. Bugün ABBA dünya üzerinde Elvis Presley, The Beatles ve Michael Jackson'dan sonra en fazla albüm satan grup konumunda. Avrupa'nın en eski televizyon programlarından olan Eurovision şarkı yarışmasına yeni bir boyut kattıkları konusundaysa kimsenin şüphesi yok. Eurovision şarkı yarışmasının bugünkü küresel, aşırı hızlı, yüksek teknolojili dünyada yeri var mı? Bugünlerdeki etkinliği daha önce olduğundan daha az ve Eurovision'un önemi ülkeden ülkeye de değişiyor. Bence İsveç'te hala çok önemli. Ama bir kariyere başlamak isterseniz, Eurovision bunun için çok zor bir platform. Bildiğiniz üzere biz bu yoldan geçtik ve açıkçası mücadele etmek zorunda kaldık. Bu çok iyi bir televizyon programı. Şarkıların çok iyi olduğu anlamına gelmiyor bu. Ama güzel bir program. Keşke şarkılar daha fazla ön planda olsaydı. Çünkü eskiden öyleydi. İlk Eurovision şarkı yarışması 1956 yılında Avrupa'da savaşın yaraları sarılırken Eurovision diye bilinen Avrupa Yayıncılar Birliği tarafından müziğin birleştirici özelliğini vurgulamak için düzenlendi. Yarışmaya 7 ülke katıldı. ABBA'nın damgasını vurduğu 70'lere ve 80'lere gelindiğinde ise katılımcı sayısı 3 kattan fazla arttı. Pop şarkılar ve gösterişli kostümler yarışmayı domine etti. ABBA'nın yanı sıra Celine Dion ve Julio Iglesias gibi isimler de Eurovision'u kazandıktan sonra uluslararası üne kavuştu. Yarışmanın kuralları ve oylama şekilleri değişse de kazanan ülkenin bir sonraki yıl ev sahipliği yapma geleneği korundu. Fakat ülke sayısının artmasıyla organizasyonun maliyeti çok yükselmeye başladı. Yine de organizatörler yarışmanın sürekli değişen Avrupa'nın bir aynası olduğunu belirtiyor. Avrupa'nın bir sembolü olduğunu düşünüyorum. Bu bizim Avrupa Yayıncılar Birliği'nin kim olduğunu gösteriyor. Ama burada soru işareti büyüklükle ilgili. Bence izleyiciyseniz organizasyon ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Bence de öyle olmalı çünkü bu dünyanın en büyük televizyon programı. Ama bu yine de gösteriyi daha sürdürülebilir bir biçimde yapamayacağınız anlamına gelmez. Gösteriyi sürdürülebilir kılmak. Bu hayata geçirmesi oldukça zor bir hedef. Özellikle Rusya ya da geçen yıl ev sahipliği yapan ve 150 milyon euro harcayan Azerbaycan düşünüldüğünde. Bu yıl örneğin Portekiz masraflar nedeniyle yarışmadan çekildi. Peki tüm bu şatafat maliyetli olmak zorunda mı? David Goodman bir radyo sunucusu. Şu ana kadar 8 Eurovision yarışmasını takip etmiş ve tabii ki İsveç'e de gidiyor. Hayali bir gün yarışmayı sunmak. Çok rüküş, çok rekabetçi ve bu bir televizyon gösterisi. Yani iki şeyi birleştirip farklı ülkelerden, farklı kültürlerden milyonlarca kişiyi 3 dakika içerisinde etkilemek zorundasınız. Ama perde arkasında siyaseti de yarışmanın jeopolitik doğasında görüyorsunuz. Herkesin orada olma nedeni farklı. Eski Batı Avrupa ülkeleri kültürel mirası korumak için katılıyor. Doğu Avrupa ülkeleri Avrupalı kimliklerini pekiştirmek için katılıyor. Daha geniş bir Avrupalı kitlesine ulaşmak istiyorlar. Yani her şeyi karıştırıyorsunuz. Jeopolitikle rüküşlüğü bir araya getirerek mükemmel bir eğlence ve kesinlikle eşsiz bir televizyon programı yapıyorsunuz. Richard Harry ve kardeşi Eurovision şarkı yarışmasını 1984'te İsveç adına kazanmış. Bu başarının kariyerine çok katkıda bulunduğunu belirtiyor. 4 albüm yapmışlar ve 1985'te eski Sovyetler Birliği'nde turneye çıkan ilk İsveçli grup olmuşlar. Fakat ABBA'nın aksine şarkılarını İsveççe söylüyorlar. Richard bugün İsveçli söz yazarlarının Amerikalı sanatçılara çok sayıda eser vermesinden gurur duyduğunu belirtiyor. İsveçliler Eurovision sanatçıları için de çok sayıda söz yazıyor. Geçen yıl yarışmadaki şarkıların 1/3'ünün yazarı İsveçliydi. Fakat Richard bunun yarışmanın gerçek ruhuna uygun olmadığına inanıyor. Bence her ülkenin kendi sanatçıları ve söz yazarları yarışmaya katılmalı. Eurovision'un ana fikri de zaten bu. Her ülke kendi kültürüyle, kendi sanatçılarıyla ve söz yazarlarıyla katkıda bulunmalı ve bir araya gelinmeli. Ama eğer bir İsveçli, Norveçli ya da nereliyse artık birisi Gürcistan ya da Makedonya için söz yazınca bir anlamının kalmadığını düşünüyorum. Bu işi biraz tuhaflaştırıyor. Tuhaf ya da değil ama sonuçta Eurovision şarkı yarışmasının bu yıl 250 milyon kişiyi televizyonları başına toplaması bekleniyor. Caroline Noren yarışmayı 1999'dan beri İsveç radyosu için takip ediyor. İsveç'in bu yılki gösteriyi daha küçük tutmaya çalışması doğru bir karar. Aksi takdirde bazı sorunlar çıkabilirdi. Örneğin ekonomisi iyi olmayan bir ülke kazandığında bir sonraki yıl ev sahibi olarak masrafları kaldıramayabilir. Yani organizasyonu küçültüp, geçen yıl Bakü'deki gibi büyük partilerden vazgeçip şarkılara yoğunlaşmak doğru bir adım. Gösterişe kaçmadan güzel bir gösteri yapılabilir. 5 ülkenin doğrudan finale kalmasını protesto eden Türkiye bu yıl yarışmaya katılmıyor. Öte yandan Eurovision'un ömrünü tamamladığını savunanlar olsa da bu hayranlar 12 puanı kimin alacağına halkın karar vermesini istiyor.